zamanımızda, bakın muhterem Müslümanlar, ortama bir bakın. En ahlaksız işleri yapan insanlar bile, o oluşumlar bile çıkıp ahlaksızlıklarını savunuyorlar. Platformlar düzenliyorlar, basın toplantıları falan, medyayı çağırıyorlar. Her türlü ahlaksızlığı savunabiliyorlar. Ve başkaları da efendim ona sahip çıkıyor. Sistem böyle kurulmuş, düzen böyle kurulmuş. Ahlaksızlığa sahip çıkılıyor. Ama bir Müslüman İslam'ın ekonomiyle alakalı, aile hayatıyla alakalı, Kur'an'ın sosyal hayatla ilgili bir hükmünü söylediği zaman ne oluyor? O ortalık kopuyor, ortalık karışıyor. Belli klikler var, hemen ayağa kalkıyorlar. Ondan sonra adamı linç etmeye kalkıyorlar. Müslümana bu üstadın ifadesiyle bu diyarda öz yurdunda garipsin, öz vatanında paraya. Öz yurdumuzda garip bir hale geldik muhterem Müslümanlar. Ve Müslümanların bu şekilde yalnız kalmasına sebep olan da kim? Yine Müslümanlar. Maalesef. Müslümanlar pıstırılmış. Müslümanlar adeta korkturulmuş, korkutulmuş. Köşeye sıkıştırılmış. Sesi çıkmıyor. Etliye sütlüye karışmıyor. Kendince hayatını riske atacak olan hiçbir şey yapmıyor. Ne olacak? Böyle zafer gelecek. Zafere ulaşacağız. Böyle İslam'ın galibiyetini, muzafferiyetini göreceğiz. Öyle olsa muhterem Müslümanlar, Bedir niçin yapıldı? Uhud niçin var? Hendek, Huneyn vesaire. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gazvelerle, seriyelerle dolu. Hiç Medine'de durmamış Peygamber Aleyhisselatü Vesselam doğru düzgün. Hep savaşlar var, mücadele var. Peygamberlerin hayatına bakalım, mücadelelerle dolu. Bedel ödenmeden galibiyet yok. Cenab-ı Hak böyle bir galibiyet vaat etmiyor. Bedeli ödeyeceksin, ondan sonra galibiyet gelecek. Estağfirullah. Katiluhum, o ehli küfür ile dünyayı hegemonyası altına almaya çalışan Yahudi klikler, Yahudi, bunlarla savaşın. يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بَيْد۪يكُمْ Allah sizin elinizde onları azap edecek. Sizin eliniz. Allah galibiyeti verecek. Ama bizim elimiz lazım, gayretimiz lazım, mücadelemiz lazım, bedel ödenmesi lazım. Öyle bedavadan galibiyet vaat etmiyor Cenab-ı Hak. Allah bizleri galibiyete götürecek olan işlere muvaffak eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.